Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bakalım bugün Sağlıklı Yaşam'da sizler için neler hazırladık. Varis kimlerde görülür? Varis tedavisi nasıl olmalıdır? Varisli hastalarda hangi rahatsızlıklar görülür? Soruların yanıtı ve daha fazlası için Operatör Doktor Cafer Abbasoğlu stüdyo konuğumuz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Sağlıklı Yaşam'da varis hastalığını konuşacağız. Hemen telefonları hatırlatmak istiyorum. 0212 625 58 33'ten Sağlıklı Yaşam'a bağlanabilirsiniz. Değerli doktorumuza sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Bugün varisle ilgili tüm sorularımızı kalp ve damar cerrahi uzmanı Operatör Doktor Cafer Abbasoğlu bizlere anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Demet Hanım sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sizi gördük, daha iyi olduk. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Kırmadınız, geldiniz. Hocam öncelikle varis hastalığını bir tanıyalım. Nasıl bir hastalıktır diyelim. Genellikle varis hastalığı, yani kalp damar cerrahisini ilgilendiren bölümü, yani hem kadınların hem erkeklerin bacaklarındaki olan toplar damarların genişleyip böyle görünür hale gelmesi, bunlar mavi şeklinde olur veya mor şeklinde olur veya ince kılcal damar şeklinde olur veya bacakta böyle örümcek ağ şeklinde olur veya bazen ilerlediği zaman falan makarna şeklinde böyle geniş geniş görünür hale gelir. Bunlar bazen mesela tedavi ettirmiyorlar bazı hastalar. Bu makarna şeklinde olanlar daha da genişliyor, özellikle diz altında, ayak bileklerinde renkler, cildin rengi değişiyor. Bazen siyah olur veya kahverengi olur. Bunların hepsi bir varis hastalığıdır. Eğer bazen bunlar mesela ayak bileklerinde veya diz altında cilt kalınlaşıyor, siyahlaşıyor veya kahverengi hali alıyor, hastalar bazen ihmal ediyorlar tedavilerinde. Yine ettirmedikleri zaman yer nasıl çatlar, kuruduğu zaman çatlar. Bu cilt de sertleşiyor, ondan sonra kalınlaşıyor ve kuru hale geliyor ve çatlıyor. Yine varis yaralar oluşuyor. Bu da yine bir varistir ve varis yarasıdır. Bunların ilerlemiş halleri, akciğer tıkanıklıkları veya başka hayat tehlikeli olaylar yaratabilir. Bunların hepsini bizler varis hastalığı kategorisinde inceliyoruz ve tedavi ediyoruz. Evet, ilerleyen dakikalarda bunları tek tek gerçi tekrar sizden alacağım hocam, soracağım ama. Mesela aslında baktığımız zaman belli bir yaştan sonra gençlerde de çok var ama özellikle kadınlarda bacaklarında sürekli bir varis var. Varis artık böyle bir yayıldı ve toplum hastalığı haline geldi. Tetikleyen acaba faktörler mi var? Birazcık da bizler mi yapıyoruz? Nedir hocam? Mesela ayakta durmak, çok fazla aşırı kilo, bunlar varis tetikler mi? Yani ayakta sabit, yani hareketsiz durduğun zaman tabi varis hastalığını tetikler veya kilo fazlaysa eğer tetikler. Aslında eskiden beri varis hastalığı vardır. Bu yüzyıllardır, bin yıllardır vardır. Bu bugün bir hastalığı değil. Hatta ne bileyim, Birinci Dünya Savaşı'nda bile askerler ayaklarına bandajlar sararlardı. Bugün Çanakkale'de, Çanakkale şehitliğindeki askerin anıtına baktığın zaman görüyorsun ki anıtta dizin altına böyle bir şeyler sarmışlar. Evet. O varis hastalığı varis hastalığından korunması için asker daha da fazla koşsun veya hareket etsin, bacaklarında şişme olmasın, ağrı olmasın, korunması için yapılan bir işlemdir. Yani bu hastalık yüzyıllardır var, bugün yoktur. Evet. Ama genellikle kadınlarla ilgili söylediniz. Kadın eşittir hormon, hormon eşittir varis. Yani bir kadınların hormonları çalışıyorsa, onlar toplar damarlarda genişleme yapıyor ve bu genişleme basınç oluşturuyor ve o basınç da varis oluşturuyor. Yani şöyle söyleyeyim, nasıl mesela bir hasta gelir bize, bir tansiyon hastasıdır, kolundan tansiyonunu ölçüyoruz, diyoruz ki senin tansiyonun 18'dir, 17'dir veya 16'dır, tansiyon hastasısın, bu ilaçları
kullanacaksın ve korunacaksın. Örneğin tuz yemeyeceksin, kilonu azaltacaksın, hareket edeceksin veya diğer sistemik hastalıklarına da bu şekilde daha da dikkatli olacaksın. Bu atar damar tansiyonunun yüksekliğidir. Bacaklardaki de eğer toplar damarlardaki tansiyon yüksekliği varsa o varis hastasıdır. Yani bacaklardaki toplar damarın basıncının yüksekliği varis hastasıdır. Koldaki atar damarların yüksekliği tansiyon hastalığıdır. Evet. Burada da bir tansiyon vardır. Atar damarda, burada da toplar damarda tansiyon vardır. Bacaklardaki toplar damarlarda herhangi bir nedene bağlı tansiyon yüksekse o zaman varis hastalığı başlangıcı oluyor. Bazen mesela Doppler yapılıyor, başka bir hekim arkadaş tetkik yapıyor. Diyor ki venöz yetersizlik, yani basınç fazladır, kapakçık tam açılmıyor, yetersiz olmuş. Evet. Veya örneğin diye mesela hamilelerde bebek anne rahminde ana toplar damara bas yapıyor, kan aşağıya gidiyor, aşağıdan yukarıya rahat boşalmıyor, aşağıda kan daha fazla kalıyor ve bu kalması, basıncın oluşması orada varisleri oluşturuyor. Yani olayın hepsi basınçtır. Evet. Ayakta dik duruyorsun, örneğin mesela bir berber veya bir diş hekimi, bir bakkal, bir markette çalışan veya kısa mesafede çalışan herkes ayakta dik durdukları zaman, özellikle alt baldırdaki kası çalıştırmadıkları zaman kan aşağıya geliyor. Aşağıdan yukarıya rahat boşalamıyor. Dolayısıyla orada bir basınç oluşturuyor. O basınç varisi oluşturuyor. Evet. Eğer örneğin bir bankada çalışan veya bir maliyede çalışan veya hareketsiz çalışan herkes, hanım olsun veya bey olsun, bunlar oturdukları zaman hareketsizse, kan aşağıya gidiyorsa, aşağıdan yukarıya gelmede bir zorlanma varsa, ayak bileklerinden ayaklarını hareket ettirdikleri zaman oradaki olan o basıncı azaltıyorlar. Yani kanı aşağıdan yukarıya böyle pompalıyorlar. Dolayısıyla basınç azalmış oluyor ve bunlar korunmuş oluyorlar. Evet. Yani bir varis hastalığı çok eskiden beri vardır, yüzyıllardır vardır ama hanımlardaki hormonal düzen bir varis hastalığını onlarda daha da arttırıyor. Mesela bir tiroid problemi varsa bir hanımda, o hastada varis hastalığı bir tetiklenir. Veya memelerinde kist varsa, fibrokistik yapı varsa varis hastalığı o hanımda artar. Veya doğum kontrol hapı kullanmışsa artar. Veya tüp bebekle ilgili herhangi bir hormonal ilaç kullanmışsa yine artar. Veya adet düzensizliği varsa yine artar. Bu hormonlar yani kadının cildinin rengini, tüylülüğünü, tüysüzlüğünü, kuruluğunu, nemlediğini veriyor. Yani bir kadının bu cildinin tanımı hormonlarına bağlıdır. Bu hormonlar eğer düzgün çalışmıyorsa o zaman varis hastalığı o hastada, yani o hanımda daha da belirginleşir, tetiklenir veya artabilir. Erkeklerde tam tersi, bu hormonlar kadınlarda bu kadar etkiler. Erkeklerde az etkilendiği için hanımlara göre erkeklerde daha az görünüyor. Evet. Ama yine bazen genetiktir, bazen kilosu fazladır, bazen hareketi kısıtlıdır veya bazen korunmadığı için erkeklerde de bu hastalık hep yıllardır görünmüştür ve bugün de bir sürü erkek hastalarımız vardır ve görünüyor. Hocam, kaslarda krampa neden olur mu varis hastalığı? Tabii Demet Hanım, kaslarda krampa neden olur. O da bir basınçtır yine. Yani kan geliyor aşağıya, aşağıdan yukarı rahat boşalmıyor, birikiyor ve orada basınç yapıyor. O basınç kaslar da böyle ana toplar damar kasların arasından geçer, böyle sıvazlanarak kas damarı sıvazlayarak kanı aşağıdan yukarıya boşaltır. Bazen de artık böyle kilitleniyor, sıvazlanmıyor çünkü kas hareketi yok, kas kasılması yoktur. Ve aşağıda bir kan birikiyor, basınç yapıyor, gölleniyor. O kasın böyle hareketidir kramp.
Ve bir an böyle bir çakıyor, hareket ediyor, kanı boşaltsın diye artık basınca bağlı. Ona biz kramp diyoruz. Yani toplar damarlardaki birikim, göllenme bazen bacaklarımızda kramp şeklinde hissedebiliyoruz. Bunun ağrısını, şikayetlerini bazen hastalar muayene sırasında bize iletirler. Bazen yanma yapar. Yani kanın o sıcaklığını mesela dokular hisseder. Ondan sonra basıncı sinirleri, kasları gerdiği için bir yanma yapar. Bu yanma da yine bir varis hastalığının şikayetleridir. Evet. Veya ayak bileklerinde şişme yapar. Veya ağrı yapar. Yine bir şikayetleridir. Bazen bir bacakta olur, bir bacakta olmaz. Bir bacaktaki veya bazen ayakkabı numarası diğerine göre daha da büyük olabilir. Birine 39 giyer, birine 40 giyer. Yani tedavi edilmeyenler diyorum. Bunlar yine hep böyle varis hastalığının önemli belirtilerindendir. Hocam şimdi baktığımız zaman herkes artık varisi biliyor. Hani bacağında varsa. Doğru. Morarma ya da yeşil damarların, kılcalların dışarı çıkması ama evreleri var mı hocam? Evreleri nedir? Bir de varis yaraları hangi evrede oluşur? Şöyle varis hastalığı her hastalık gibi böyle evreleri vardır. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz evet. Bunlara. Ondan sonra varis yaraları da son evrelerdir. Yani hasta tedavi olmamış veya çok önemsememiş. Aslında varis hastalığı diğer hastalıklardan yani toplar damar hastalığı diğer hastalıklardan çok önemli bir vurgusu var. Bunu ben burada anlatayım size. Genelde bizler kalp damar cerrahları ilerleyen yaşlarda şimdi bu 60 olsun 70 olsun hasta eğer kalp cerrahisine yani kalp bypassına aday ise bacaktaki yüzeyel damarını çıkarıyoruz ve kalp cerrahisinde bypassta kullanıyoruz. Evet. Eğer genç yaşta yani 20 yaşında hatta 30 yaşında 40 yaşında bacağındaki damarların toplar damarların genişlemesini çok önemsemiyorsa ve yani varis hastalığını önemsemiyorsa büyük bir avantajını sağlık problemini göz ardı ediyor. Ondan sonra onu önemsemiyor. Çünkü buradaki damar genişlediği zaman, işlevini elden verdiği zaman cidarı düzensiz olup da işlevini elden verdiği zaman ileri yaşlarda biz bunu kalp cerrahisinde bypass'ta kullanamıyoruz. Çünkü bazen bacaktaki damarın çapı 2 milim oluyor ve 3 milim oluyor. Varisleşen damarın çapı 2 santim oluyor. Yani 2 milim damarı bazen 3 santima dikemiyorsun. Dikemediğin zaman büyük bir hasta avantajı elden veriyor. Tabii bir sürü suni damarlar var. Başka bir yerden çıkarılan damarlar var ama bacaktaki damar bütün dünyada, İstanbul'da, Türkiye'nin her tarafında, kalp cerrahisi merkezlerinde daha da iyi bir şekilde çıkartılıyor. Kolay bir şekilde bypass'ta kullanılıyor. Evet. Bu hastalar uygun zamanda yani genç oldukları müddette bunun değerini bilmedikleri zaman bu şeyde ileri yaşlarda bu avantajlarını kullanamıyorlar ve büyük bir şanslarını elden veriyorlar. Evet. Bir telefonumuz var sanırım. Alo. Alo. Merhaba efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Zeynep Hanım. Günaydın. Sağ olun. Buyurun alalım sorunuzu. Ben Zeynep Kıran, Eyüp Ali Beyköy'de arıyorum. Buyur. Bu variz olayı vardı. Ben söylemekte bir sakınca var mı olduğum hastaneyi söyleyeyim? Hastane ismini vermeyelim lütfen. Ha, karşıda bir hastanede tamam. Ameliyat olacaktım. Dediler varizlerin tehlikelidir. Bir iki işlem yapıldı. Ondan sonra da benim bir bazı ameliyatlarım vardı. Devam edemedim. Şimdi yine morluklar bayağı var. Ben de bir emekçi eşiyim. Hani öyle özel bir yere gidecek çok gücüm yok. Dedim sizi bir arayayım. Hani sizin tedaviniz nasıl oluyor? Evet. Teşekkürler Zeynep Hanım. Hepsini şimdi anlatacağım. Tamam. Sizin hep bütün kafanızdaki olan sorular genel anlamın hepsini teker teker anlatacağım şimdi size.
Evet, biz izlemeye devam edeceğiz Zeynep Hanım. Biraz sonra tedavi şekillerini de anlatacak hocamız. Evet. Hocam aslında varis deyince hemen bacaklar akla geliyor ama bunu da bilgi olsun diye kısaca alalım sizden. Varis başka hangi... Yani bütün sistemde yani evet. Vücudun her tarafında toplar damarların genişlemeleri varistir. Evet. Bazen mesela hastalar gelir estetik olarak düşünüyor. Özellikle yüzlerinde olabilir, burnunun çevresinde olabilir, ince kılcal şeklinde oluyor. Bunlar da yine bir varis hastalığıdır. Biz bunları da tedavi ediyoruz. Evet. Bazen mesela burada hanımlar özellikle bazen bazı kremlerle veya pudralarla kapatmak isterler onun görüntülerini falan ama bunlar yüzdeki olan ince kılcallar da bir varistir. Biz bunları ya lazer kategorisinde tedavi ediyoruz veya ince köpük tedavisiyle tedavi ediyoruz yüzdekilerin. Evet. Bazen göğsün üstündekiler de olur, bazen kollarında olur. Ya bunlar toplar damarların genişlemeleri tüm vücuttaki hepsi varistir. Şimdi Zeynep Hanım'ın sorusuna geldiğimiz zaman Demet Hanım, bunlar mesela diyelim hamilelikten sonra bazen kalan varisler vardır bacaklarda veya mor mavi şeklinde varisler vardır. Hastane bazen imkanlar kısıtlıdır veya hekimin de bazen imkanı kısıtlıdır. Evet. Bazen Zeynep Hanım'ın dediği gibi hastanın da bazen imkanı kısıtlı olabiliyor. Ama tabii büyük merkezlerde, imkanı büyük olan yerlerde her türlü tedaviler vardır. Yani hastalar çok rahat bir şekilde bu hastalıktan kurtulabiliyorlar. Ama bazen imkan kısıtlı olduğu zaman en basiti ve hastanın kilosunun olmamasıdır. Bu yani hastanın kendi elindedir. Yani bu benim elimde değil hekim olarak. Yani hasta başardıkça kilolu olmayacaktır. Ayak bileğinden her gün ayağını hareket ettirecektir. Her gün istisnaen duşunu alacaktır. Veya dışarı gidip de geldikleri zaman falan aşağıdan soğuk duşunu tutarak yukarıya doğru sıvazlamak şekliyle varis hastalıklarından korunabilir. Veya akşam mesela eve geldiği zaman falan bir 20 dakika falan uzandığı zaman bir koltuğunu bir yüksek bir yere koyar. Evet. Ayağını yükseğe tutabilir. Bunda yine korunabilir. Veya en basiti nasıl mesela biraz önce evvelde dedim bir doktora gidiyorsun tansiyonunu ölçüyor diyor ki tansiyonu 14'tür veya 15'tir. Burada yani göz ayarı çorap giyme yoktur. Bunun da bir basıncı vardır, bunun da bir bedeni vardır. Tekstil olarak bunların hepsinin farklılıkları vardır. Biz bu çorap giymelerde muhakkak bacaktaki varisli bacaktaki yani toplar damar yetmezliği olan bacaktaki bunun hep basıncını ölçüyoruz. Basıncını Doppler ultrasonundan ölçüyoruz. Diyoruz ki basıncın örneğin 18 ile 21 arasındadır. Ona uygun çorap öneriyoruz. Çorap giydikleri zaman tamamen korunmuş olurlar ve büyük ölçüde şikayetlerinden giderilmiş olur. Ama tabii tamamen gitsin istiyor, görüntüsü gitsin veya sonradan bunun vereceği şikayetler, genişlemeler azalsın demek istiyorsa muhakkak bir tedavi yolunu bunun başaracaktır veya arayıp bulacaktır. Tedavi biraz sonra geniş geniş konuşacağız. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Çok teşekkür ederiz Bektaş Bey. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Bu benim ayaklarım, her zaman üşüyor ve ıslanıyor, terleniyor. Acaba bu varis midir ya da başka bir şey midir? Sabahtan beri dinliyorum da. Bektaş Bey, onun da bir genel anlamıyla şimdi tekrar bir şeydi anlatayım size. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet hocam. Şöyle genellikle bacaklarda üşüme veya ağrı farklı, yanma ve ağrı farklıdır. Toplar damarlarda eğer bir sorun varsa bir hastada toplar damarlarda bir sorun varsa hasta yürüdükçe açılır. Yani rahatlar. Ama atar damarlarda bir sorun varsa hasta yürüdükçe şikayet olur. Atar damarlarda bir sorun varsa, bel fıtığı varsa üşüme olur. Ama toplar damarlarda bir sorunu varsa yanma olur. Bektaş Bey'in sorunu yine %90
bel fıtığına uyabilir, toplar damarlara uyabilir. Sigara içiyorsa sigara içmemesi gerekiyor. Veya bir atar damarlarla ilgili bir Doppler ultrason çekildiği zaman bunda bir şey vardır, belli oluyor. Eğer beliyle ilgili bir problem hissediliyorsa o zaman da bir MR çekildiği zaman belde bir kayma, belde bir fıtık başlangıcı varsa o da belli olur ve %90 şikayetlerinin cevabını bulabilir. Evet, geçmiş olsun diliyoruz Bektaş Bey'e de. Hocam, şimdi varis çorabını her varis hastası giymeli mi? Aslında şöyle sorayım. Şimdi bacaklarımızda varis gördüğümüz zaman birçoğumuz belki de doktora gitmeden varis çorabı alıp gidiyoruz. Giyiyoruz. Konu komşu ya doktora gitmiş de varis çorabı verdiyse bizde bu toplum olarak var. Hani ilaç veririz, merhem veririz doktora gitmeden. Çorap da tavsiye doğru ediyoruz. Kimler varis çorabı giymeli, herkes giymeli mi? Ya da varis çorabı da herhalde sanırım ki varisin aşamalarını, derecelerine göre mi veriyorsunuz? Bravo. Yani bir varis çorabı da varisin aşamalarına ve derecelerine göre veriliyor. Ve gerçekten eskiden kalındı. Hastalar biraz böyle musteriptir, evet, bu çoraptan. Ama şimdi öyle değil. Her rengi vardır. Kırmızısı, sarısı, ondan sonra diz üstü, diz altı, kilotlusu, rengarenk ve çok ince inceleri var. Ve her kalitesi vardır. Nasıl tekstilde farklılık vardır, evet, çorapta da farklılık vardır. Ama tabii ihtiyacı olan giymeyecektir, ihtiyacı olan giyecektir. Genelde eğer biz varis hastalığı tedavisinde, tedavilerimizde sadece işimiz ve hastaneler ne olursa olsun, hekim ne olursa olsun o basıncı azaltıyoruz. Bazen bir hastanenin iki imkanı var, bir hekimin beş imkanı vardır ama birinin de 20 tane vardır imkanı. Bu imkanlar hepsinde oradaki basıncı azaltıyoruz. İlk başta bazen ilaç veriliyor, yine basıncı azaltılıyor. Sonradan çorap veriliyor, yine basıncı azaltıyor. Bu çorap verildiği zaman veya ilaç verildiği zaman dozları farklıdır. Çorabın da basıncı farklıdır. Bazen mesela bir basınç, iki basınç, üç basınç, dört basınç, beş basınç vardır. Bunların hangisini hangi hastaya verelim diye orada nasıl koldan tansiyon ölçüyoruz biz, bunu seçip veriyoruz. Bacakta da Doppler dediğimiz cihazdan toplar damarların basıncı ölçüyoruz. Hangi çorap kategorisine, basınç kategorisine uyuyorsa o çorap veriliyor. Evet. Sonradan yine bazen mesela skleroterapi dediğimiz böyle iğneli tedavi var. Ondan yaptığımız zaman yine biz basınç azaltıyoruz. Ondan sonra bazen yine ultrason altında köpük yapıyoruz. Yine basıncı azaltıyoruz. Evet. Bazen light laser dediğimiz basınç yapıyoruz. Yine basıncı azaltıyoruz. Bazen endovenöz tedavi dediğimiz içeriden damarın içinden girip lazerle varislerin köklerini yakıyorsak yine basıncı azaltıyoruz. Radyo frekansı dediğimiz olayla eğer bir hastanın imkanı varsa veya o kategoriye giriyorsa, tedavi yapmışsak yine basıncı azaltıyoruz. Yani bazen cerrahi olaylarla eğer bir varis ameliyatı öneriyorsak yine basıncı azaltıyoruz. Yani o Nesrettin Hoca'nın dediği gibi de herkes eşeğinin sümerini bildiği gibi döver. Yani imkana göre biz hastaya bazen tedavi öneriyoruz. Tedaviler farklıdır, fazladır ama bazen hastanenin imkanı veya hekimin imkanı hangisi elverişliyse ona göre hastaya tedavi ediyoruz ama genelde hangisi daha uygundur, hangisi daha basittir, hasta az hastanede yatacak, az para harcayacak veya az can yanacak, hastayla onu anlaşarak, seçerek hastaya öneriyoruz. Bir de unutmadan Demet Hanım, bizler genelde varis hastalığını bir ağaca benzetiyoruz. Evet. Ağacın nasıl dalları var, gövdesi var, kökü var. Varis hastalığının da 3 tane dalı var, gövdesi var, kökü var. Dal, biz muayene ettiğimiz zaman Doppler ultrasonla bakıyoruz. Bu hastalığın varisinin cihazdan bakıyoruz. Bu hastanın varisi dallı mı, gövdesi mi var,
kökü mü var? Ondan sonra hastalık konuşuyoruz. Dal tedavileri farklıdır. Gövde tedavileri farklıdır. Kök tedavileri farklıdır. Bazen mesela bu mevsimde nasıl ağaçlar budarlar. Kökü olduğu için Mayıs'ta başka bir dal veriyor. Varis hastalığı da öyle. Bazen mesela yanlış tedaviler. Mesela kökü varsa bir hastada, Zeynep Hanım'ın hastalığı gibi, kökü varsa ona dal tedavisi yapsan tekrarlayacaktır. Yani ona kök tedavisi yapmak lazım. Evet. Yani hangi tedavi uygunsa hastaya onu önermek lazım. Yani ha, bu daha da basittir, ben bunu yapayım, o zaman hastaya sen daha farklı bir zarar verebilirsin veya şikayeti alevlenebilir veya farklı bir yerlerden tekrar çıkabilir hastanın. Bir telefonumuz daha var. Telefonlarımız bayağı kilitlenmiş durumda. Alo. Alo. Merhaba efendim. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Yavrum bir bağlasana beni. Bağlandınız efendim. Buyurun. Mevlide Hanım, dinliyoruz. Antalya'dan arıyorsunuz. Alo, iyi günler. İyi günler. Can, ben hocama bir şey soracaktım. Buyurun. Buyurun, buyurun. Ben kalbimde kanama kan kaybediyor kalbim. Evet. Ne yapmak lazım ya? Kaç yaşındasınız Mevlide Hanım? Hocam, kaç yaşındayım? Evet. 63 yaşındayım. İyi, maşallah. Kilonuz ne kadar? Kilom da 80. İyi, maşallah. Şöyle, kan sayımınız mı düşüyor? Vallahi hocam, kan sayımı neye yapmazlar. Gidiyorum doktora. Acıbadem'e gidiyorum de. Tamam. Ha, işte şeye ekranı soktular. Kan kaybı. Kalp kapağımda çok. Şöyle varmış. Şöyle söyleyeyim sana Mevlide Hanım. Siz bu şöyle anlatıyorsunuz. Kalpte kapakçıklar var. 4 tane kapakçık var. Sizin kapakçıklarınızdan bir tanesi veya iki tanesi yaş itibari veya kilo itibari bazen mesela tamamen kapanmayabilir. O zaman kan kaçabilir oradan. Yani kanın böyle kaçışıdır orada. Yetmezliktir. Kapak yetmezlikleri. Yürüdüğün zaman, merdiven çıktığın zaman nefes darlıkların olur. Çabuk yorulabilirsin. Bunları oradaki hekim arkadaş muhakkak oradaki dereceyi görerek size ilaç başlıyor. Bir de lütfen kilonuz varsa da kilonuzu azaltın. Çünkü ne kadar kilonuz olsa ilaç başlasalar dahi biraz az etkilenirsin, az yararlanırsın. Onun için siz kilonuzu azaltarak o ilaçları kullansanız yavaş yavaş kalbinizin kapağındaki o kanın kaçışı, kapak yetmezliği zamanla düzelebilir. Evet. Tuzdan uzak durun, şekerden uzak durun. Biraz çıkın, yürüyün. Geçmiş olsun diliyoruz Mevlide Hanım. Antalya'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Sağlık Yaşam devam ediyor. Daha hocamıza soracağınız çok soru var. Telefonlarınızı alacağız, merak etmeyin. 0212 625 58 33. Çok kısa bir reklam aramız var. Bizi izlemeye devam edin. Varis kimlerde görülür? Varis tedavisi nasıl olmalıdır? Varisli hastalarda hangi rahatsızlıklar görülür? Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası için Operatör Doktor Cafer Abbasoğlu stüdyo konuğumuz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Sağlıklı Yaşam'da devam ediyoruz. Varis hastalığını konuşuyoruz. Ekranları başına yeni gelen izleyicilerimiz için hemen hatırlatalım. 0212 625 58 33'ten değerli doktorumuza sormak istediğiniz tüm soruları yöneltebilirsiniz. Hocam, baktığınız zaman hastalarınıza en çok hangi varis tedavilerini kullanıyorsunuz? Genellikle biz bazen tek bir varis şeyi, tedavi metodu kullanmıyoruz. Bazen kombinden kullanıyoruz. İlkin hasta bize geldiği zaman biz hastanın muayene ediyoruz. Yani bir erkek olsun veya hanım olsun cildinin tanımını yapıyoruz. Yani cildi hormonal mı değil mi? Kalın mı, ince mi? Bazen sarışın olup veya esmer olması bile bizim tedavilerimizde tedavi metodunu değiştiriyor. Herkese tek tedavi yoktur. Herkesin tedavisi çok farklı farklıdır. Bazen mesela
cilt hormonalsa, yani örneğin tiroid varsa, memelerindeki varsa, adet düzensizliği varsa veya herhangi bir kadınlık organından ameliyat olmuşsa tedavisi farklıdır. Yani kullandığımız ilaçların dozları bu hastalarda farklılık sağlıyor. Yani herkese tek tedavi tip, tek tip tedavi yoktur. Herkesin tedavisi bizlerde çok farklıdır. Bazen biz bir tedavi değil, bazen bir hastaya 3 tedavi kullanıyoruz. Çünkü bacaklarına baktığın zaman tek tip varisi yoktur. Bazen bir tek ince kılcalı damar vardır. Bazen mesela mor, mavi damar vardır. Veya bazen makarna şeklinde damar vardır. Hastanın 3 tip damarı vardır. Bu 3 tip damarına her birisinin tedavisi farklıdır. Ve tedavilerini biz hastaya de aynı anda yapıyoruz ama tedavisi farklı oluyor. Bazen hem köpük yapıyoruz, hem skleroterapi yapıyoruz, hem lazer yapıyoruz. Ama biz bu tedavileri, farklı farklı tedavileri aynı anda hasta yapıp gönderiyoruz. Bazen tedavilerde seans yapılıyor çoğu bazı merkezlerde. Bizde öyle değil. Biz tek seansta, yani bir kere de 20 dakikanın içinde bacaktaki ne olursa olsun, hem mavileri veya mor renkteki damarları, ince kılcal damarları, örümcek ağı şeklinde damarları veya bazen makarna şeklinde damarlar dizin arkasında olsun, ön tarafında olsun veya diz altında olsun, bunlar dahil 20 dakikanın içinde yok olmuş oluyor, bitiyor. Tabii bunlar tamamen bacak bembeyaz olmuyor. Ama büyük ölçüde, yani %60'ı, %70'i bu çirkin görüntüleri, bacağındaki olan bütün o daha sonradan gelişen olan damarların hepsi yok olup gidiyor 20 dakika içinde. Ve Doppler ultrasondan çıkan basınca göre de bir hastaya bir uygun bir çorap giydiriyoruz. Hasta normal hayatını yaşayarak, yürüyerek gidiyor. Bu bir tedavi metodudur. Evet. Ama bunlardan önce dediğim gibi bir cilt tanımı bizim için çok önemlidir. Bir de hem yatarak hem ayakta durarak hastanın kendimiz, yani biz kendimiz toplar damarlarının basıncını ölçüyoruz ve hastayı muayene ediyoruz. Hastanın muayenesinden sonra tedaviye karar veriyoruz. Hastanın muayenesinde genellikle damar sistemi, Demet Hanım, 3 bölümde inceleniyor. Bir atar damar, bir toplar damar, bir de lenf yolları. Bazen hastanın lenf yolları ile ilgili sorunu vardır ama bunu varis gibi görüyor. Bazen atar damarla ilgili sorunu vardır. Mesela o beyefendi dedi, yürüdüğü zaman problem yaşıyor ama bunu varis gibi görüyor. Bize geldiği zaman hasta, biz bu hasta bize varis şikayetiyle geldi, sadece biz bunun varisine bakım değil. Bütün damar sistemini cihazlarından bakıyoruz. Damar sisteminin muayenesini, hem atar damarını, hem toplar damarını, hem lenf yollarını, yani lenfödemle ilgili bacağında şişme var mı yok mu, onların hepsini muayeneden sonra hastayla paylaşıyoruz. Eğer tabii atar damarlarında bir problem yoksa veya lenf yollarıyla ilgili bir problem yoksa hastayla paylaşıyoruz bilgilerimizi, bacaklarındaki toplar damarlarla ilgili tedavilerimizi sunarak bu şekilde tedavi sizin için en uygunudur. Ondan sonra o tedavileri hastaya yapıyoruz. Tedaviler de ya light lazerdir, ya köpüktür veya bazen skleroterapidir. Bunların hepsini hastaya anlatıyoruz. Anlattıktan sonra en uygununu hastamıza seçiyoruz ve ondan sonra da hastaya yapmış oluyoruz. Hastaya göre aslında tedavi yöntemleri de değişiyor doğru. Hocam şeyi de sormak istiyorum. Şimdi varis tedavilerinde size baktığımız zaman hastalarınız çok memnun. Mesela daha önce varis tedavisi olmuş, memnun kalmamış hastalar geliyor. İnternette gerçekten sürekli şunu görüyorum. Ben hepsi de dua ediyorlar, çok memnun. Hocam size göre Türkiye'de yapılan varis tedavilerindeki yanlışlık var mı? Yani bu insanlar neden memnuniyetsiz diye soracağım. Sizin yöntemleriniz niye bu kadar tutuyor? Hastalar niye memnun diye soracağım ama telefonumuz var. Önce onu alalım. Tamam. Alo. Alo. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Günaydın, iyi günler efendim. Günaydın. İyi günler. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ ol. Ben Hakem Dursun. Buyurun, buyurun. Ben hocama bir sorum olacaktı.
Benim bacaklarımda romatizma var. Tabii. Böyle soğuk havalardan böyle yağmur yağacak 2 gün 3 gün kala bacaklarımda böyle bir üşüme oluyor ondan sonra. Yağmurun böyle şey geçtikten sonra o üşüme geçiyor. Böyle bir de kırcal damarlar böyle ince ince böyle mavi mavi böyle onlar da belirti var derinin altında. Bunları neden olabilir yani neden kaynaklanabilir? Şimdi kaç yaşındasınız Hakim Bey? Ben 50 yaşındayım. İyi maşallah. Teşekkür ederiz Hakim Bey. Tamam, şimdi sorunuzu cevaplayacağız. Bir şey genelde bu tip hasta bize geldiği zaman falan biz bu gerçekten bu hastanın romatizman şikayetleri var mı yok mu falan diye onu bir tarafa bırakarak biz bunu damarsal açısından hep bütün damar sistemine bakıyoruz. Yani damar bazen toplar damar problemi olabilir, anevrizma olabilir, damar sertliği olabilir, bir şekerle ilgili bazen problemleri olabilir. Bunlar hangisi vardır damarlar üzerinde bir etki bırakmış mı bırakmamış mı cihazdan araştırıyoruz. Bazen ağrıları acaba toplar damarla ilgili bir yetmezliği var mı diye ondan da tekrar bakılıyor. Tabi romatizma ile ilgili hastalıklar genellikle kan tahlillerinde veya filmlerde teşhisi konuluyor. Yani hastanın atar damarla ilgili mi, toplar damarla ilgili mi yoksa eklemlerle ilgili, romatizma ile ilgili mi hepsini teşhis koyduktan sonra hastayı yönlendiriyoruz. Bazen bizimle ilgili olmadığı zaman romatolojiye veya bir beyin cerrahisine veya bir nörolojiye yönlendiriyoruz. Bu şekilde yapılacaktır veya önerilerde bulunuyoruz hastalarımıza. Bu arkadaşımızın şikayeti genellikle ince kılcal damar ve 53 yaşında bir erkekte çok fazla şey vermez, şikayet vermez. Ama ne olursa olsun şeyde Hakem Bey muhakkak bir Doppler ultrason çektirdiği zaman bunun şikayetleri damarlarla ilgili hangi bölümdeyse muhakkak bir faydası olur, bilgi sahibi olur. Evet, geçmiş olsun diliyoruz. Hocam, yapılan yanlışlıklar nedir sizce? Bir hekim şöyle olarak baktığınız zaman varsa tedavi. Yani yanlışlık değildi ama bir eksik olabilir tabii. Yani dediğim gibi biz Türkiye'de hastanelerde imkan çok farkı vardır. Bazen bir kliniğin imkanı bu inan bazen devlet hastanesinden daha da fazla olabiliyor. Veya hastane imkanlar daha da farklıdır. Bazen hastalar mesela geliyor bir şey siz de sormuştunuz varis hastalığı gerçekten sadece bacakta olur. Yok dediğim gibi başka bir organlarda da olabiliyor ve genellikle hamileliklerden sonra karın bölgesinde pubis bölgesinde de varisler oluşabiliyor. Çünkü orada bir basınç oluşuyor ve oralarda da varis oluşuyor. Onların mesela hanımlar çok bazen çekiniyor, söylemiyor. Bazen ağrısı oluyor, söylemiyor. O bölgelerde bazen ikinci hamilelik veya üçüncü hamilelik düşünüyorsa muhakkak bölgedeki varislerini tedavi ettirmesi lazım. Ve bizler örneğin pubis bölgesi kadınlarda karın bölgesindeki varislerle ilgili ince köpük diye bir tedavi yöntemlerimiz vardır. Bu ince köpük tedavi yöntemleri ultrason Doppler altında yapılıyor. O bölgedeki hassasiyet kaybolmasın, çok çabuk oluşsun diye tedavi olsun diye hastalara ince köpük tedavisi yapılıyor. 20 dakika yine bu da 20 dakika sürüyor. Ondan sonra hasta normal hayatına devam ediyor ve karın bölgesinde pubis bölgelerinde hamilelikten sonra kalan çirkin görüntüler ve onlara ağrı veren veya bazen enfeksiyon olan yani ağrısı olan hastalarımızın tamamen kurtulmuş oluyorlar ve sağlıklarına kavuşuyorlar. Bunlar bazen mesela eksik olabiliyor hastalarda. Yani bir hekime gidiyor o bölümde o tedaviyi yapamıyorlar veya az yapıyorlar. Yani hastanenin imkanı kısıtlıdır ve hekimin imkanı kısıtlıdır. Bu bir yanlışlık değil. Onun için bizler
hastaları bilinçlendirmek mecburiyetindeyiz. Biz de bir sağlık etçisiyiz ve hasta bilmesi lazım ki hangi hastanede hangi hekimin bir imkanı ne kadardır, ben ne istiyorum aslında ona göre de hasta da yolunu çizer veya hekim hastaya nasıl yardım edeceğini anlatır veya farkında olur. Hocam nüksedebilir mi variz tedaviden sonra? Yani nüksetmez diye bir sorun yoktu ya, muhakkak ederler. Çünkü şöyle oluyor. Bazen mesela bir hastayı tedavi ediyorsun. Hasta sonradan gidiyor 3 doğum daha yapıyor veya 4 doğum daha yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Yap, doğumlarda basınç artacaktır. Yani örneğin diyelim mesela bir barajın bir hacmi vardır. Siz oraya hacminden daha fazla su doldursan o baraj taşacaktır. Şimdi bacakların bir kan hacmi vardır. Hamile kalacaksın. 2 kere, 3 kere falan oradaki basıncı arttıracaksın. Ama o tekrar başka bir damarla verecektir. Olacaktır, oluşacaktır. Veya bir hastayı tedavi edebiliyorsun, ediyorsun. Ondan sonra hasta gidiyor. Herhangi bir nedene bağlı kilosu artıyor. 90 kilo oluyor, 100 kilo oluyor, 110 kilo, 120 kilo oluyor. Bacaklardaki basınç artıyor. Artmasına bağlı ondan sonra damarlarında genişleme oluyor ve varisleşme oluyor. Veya hastayı tedavi ediyorsun, korun diyorsun. Hasta korunmasını biraz ihmal ediyor. Ondan sonra tekrar ediyor. Evet. Yani bu bir hekimin bir eksikliği, yanlışlığı değil. Hastanın bağlı. Uyum sağlamamasına bağlıdır. Onun için bazen tekrarlaması oluyor. Evet. Ve bir de Demet Hanım, yani nasıl dedim, biz varis hastalığını ağaca benzetiyoruz. Dalı var, gövdesi var, kökü var. Yani hasta bilmesi lazım ki benim varis hastalığım ne şekildedir? Bütün tedaviler burada var mı? Yoksa sadece mesela dal tedavi yapılacak bana. Dal tedavisi yapılırsa bir hastadaki varis hastalığı köklüyse o başka bir dal verecektir. Yani tekrarlaması olacaktır. Evet. Kazım Bey hattımızda. Alo. Alo. Merhaba efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim. Buyurun, sorunuzu alın. İstanbul'dan arıyorum. Buyurun. Eşimin bacağında valiz var. Ayaklarında yani. Tabii. Dizden aşağıda, yani hocama anlatayım ben. Tabii. Hocam eşimin dizden aşağısında valizler var. Evet. 2002'de, evet. 2002'de biz bunu bir ameliyat ettirdik. İki bacağını birden. Ama 2012'de tekrardan geldi. Evet. Şimdi işte devam ediyor. Yanmalar oluyor. İşte rahatsız, bayağı bir rahatsız oluyor. Özellikle havanın soğuk olacağı veya yağmurlu günlerde aşırı derecede rahatsız oluyor. Variz çorabı da giyiyor. Şu anda devam ediyor doktorun tavsiyesiyle. Buna ne yapabiliriz hocam? Yani Kazım Bey, teşekkür ederim. Şöyle, biz oradaki muhakkak bir bacaktaki bir hastanın kilosu bizim için önemli. Kaç kiloda? 73 kilo hocam. 73 tabii. Kilo. Yani kilosu önemli, boyu önemli. Bir de bacağındaki damarın basıncı önemli. Eğer boyu, kilosu, basıncı biraz uygunsa, birbirlerine uyuyorsa, o zaman çorap giydiriyoruz. Bazen dediğim gibi bu 10 yılın içinde herhangi bir hamilelik falan geçirdi mi? Evet, geçirdi. Yani bu 10 yıl içinde dediğim gibi bir hamilelik geçiriyorsa, yani o birinci tedaviyle yani 10 yıllık içindeki bu tedavi arasında bir basınç farklılığı olacaktır. Yani bir tekrar farklı bir tedavi şansı doğacaktır buna. Yani bir hasta ameliyat oldu bir kere, daha bir daha olmayacak diye kaide kural yok. Örneğin diye mesela korunmasını bilmesi gerekiyor. Şöyle Demet Hanım, bunlar örneğin diyelim kalp hastalığı oluyor, kalp bypassı yapılıyor hastada ve kalp bypassından sonra hasta devamlı korunmasını bilecek.
Çorap varis hastalığıysa, varis ameliyatı olduysa her iki bacağından muhakkak korunmasını bilecek. Hamileliklerin sırasında hamileliklere mahsus çoraplar vardır. Hamilelere mahsus böyle jimnastik hareketleri vardır. Veya farklı farklı varis hastalığından korunma metotları vardır. Eğer bunlar o sırada yaptıysa muhakkak korunmuş oluyor. Hamilelik bittikten sonra da bu hastalıktan çok fazla tanışmıyor. Ama hamilelik sırasında damarlarda genişleme varsa bir problemi oluyor. Yani Kazım Bey'in eşi muhakkak bir kalp damar cerrahisi merkezinde Doppler ultrasonuna tekrar girer. Doppler ultrasonda çok farklıdır. Bazen mesela radyologlar çekiyor bu Doppler ultrasonu. Bizim tavsiyemiz bir kalp damar cerrahı kendisi çekmesi lazım. Yani kendisi bir bacağı muayene ettiği zaman hangi tarafında bu damar vardır yoktur onu basınçlarını, kategorisini eşleşmesi veya anlatması veya oradaki o basıncı daha önce nerede ameliyat oldu veya olmadı, tedavi oldu olmadı onları daha da fazla farklı bir şekilde hastayla anlaşır veya anlatır hastaya ve tedavisini düzenler. Ondan sonra bu ne yapacağı hemen hemen büyük ölçüde belli olur. Evet. Remzi Bey hattımızda. Remzi Bey kapandı. Düştü. Biraz beklettik herhalde. Özür diliyoruz Remzi Bey. Hocamızın sözünü kesmek istemedim. Yok, hocam şimdi aslında bazen de varisi sadece hani görüntü açısından estetik bir şey gibi görüyoruz. Aslında bir sağlık problemi. Ve tedavi ettirmeyen kişiler de var. Sadece hani damarları, mor damarları var. Belki çok rahatsız edici ağrıları, şişmeleri olmadığı için tedaviyi geciktiriyor diyelim. Varis tedavi edilmezse nelere yol açabilir diye sorayım. Şöyle gerçekten bir şey de yani varis hastalığı yıllardır vardır. Örneğin bir hastanın göz problemi oluyor. Hasta gidiyor, gözünü muayene ettiriyor ve bir değişik renkli gözlük alıyor kendine. Ama bacağında varisleri oluyor. O damarlar çok genişliyor. Bir kere ağrı veriyor. Hareketini kısıtlıyor. Dediğim gibi damarı genişliyor ve gelecekte kalp cerrahisinde kullanacağımız damarları elden veriyor. Bu damarlar bazen bacakta nasıl görüyoruz genişlemiştir. Karnın içinde de genişliyor. İleri yaşlarda bazen organ yetmezlikleri oluyor. Bunları genişletmeden, ondan sonra işlevlerini elden vermeden muhakkak bir tedavi yolunu seçmeleri lazım. Evet. Tabii marketler gibi her markette her şey satılmıyor. Her hastanede de her türlü tedaviler yoktur. Ama bazı hastanelerde profesyoneldir. Bir hastane gerçekten İstanbul'da veya başka yerlerde göz için veya kulak burun boğaz için çok tanınmış eller vardır. Ehil ellerde bunları tedavi etmelerini öneriyoruz. Yani bu bir hastalıktır. Yani güzellik merkezinde mesela gidiyorsun, epilasyon yaptırabiliyorsun ama damarını tedavi etmeyi biz hekim olarak bunları tavsiye etmiyoruz. Tabii. Yani eğer bu bir damar hastalığıysa bir damar hekimin tarafından tedavi edilmesi lazım. Eğer doğru ellerde, ehil ellerde tedavi ediliyorsa bunlarda tekrarlama, problem veya sonradan korunması için falan problemler de az olabiliyor. Yani hasta daha da memnun ve iyi bir şekilde, konforlu bir şekilde, avantajlı bir şekilde hayatına devam etmiş oluyor. Evet. Telefonumuz var hocam. Tamam. Sözünüzü kestim, özür dilerim. Yenigül Hanım attığımızda. Alo. Alo. Merhaba. Günaydın. Günaydın efendim. Buyurun sorunuzu alalım. Benim sorum hocama şöyle var. Ben şimdi sağ bacağım belden aşağı daha da kalın. Sol bacağım daha da ince. Daha doğrusu boyun tarafında daha da ince. Sol tarafım ince. Sağ tarafım daha kalın. Acaba neden oluyor? Ağrılar oluyor bacağımda. Sağ bacağımda ağrılar oluyor. Dahiliyeye gittim. Dahiliye ultrasyon çekti. Kalçadan diz tabağına kadar ultrasyon çekti. Bir şey yok dedi. Acaba neden şişme oluyor? Bazen çok ayakta kaldığım zaman ağrı oluyor. Bilmiyorum neden oluyor. Şöyle teşekkür ederim Yenigül Hanım. Sağ olun. Demet Hanım genelde bazen lenfödem hastalıklarını
Varis hastalığıyla karıştırabiliyorlar. Lenfödem hastalığı da başka bir hastalık. Bacaklarda şişme olur. Yani tek bacak şişer. Tek bacağın bazen mesela diz altı şişer. Tabii ikisi de olabilir ama genelde tek olur. Lenfödem hastalığı başka bir hastalıktır. Bir uygun bir zamanda, uygun bir programda geniş bir şekilde bu lenfödemi anlatırım size. İnşallah. Lenfödemde böyle yüzler kadar bir ince lenf yolları vardır. Bunlar bazen mesela diyelim namaz kılıyor, ayağının ve parmaklarının arasında mantar vardır. İyi korunmadı, temiz tutmadı. Bu mantarlar zaman zaman infeksiyon yaratır ve o lenf yollarını tutuyor. Lenf yolları herhangi bir şekilde nedene bağlı. Mesela bir mantar veya infeksiyon veya bir böcek veya bir toprak şeylerde yürür, yolda yürür, ondan sonra bir şey batar. Bunların hepsi o bölgede, bacakta yani lenfödemin oluşmasına neden olabiliyor. Lenfödem oluştuktan sonra bacakta şişmeler oluyor. Biz lenfödem tedavilerinde genellikle düşük enerjili lazer tedavisi kullanıyoruz. Lenfödemde bu düşük enerjili lazer tedavisi lenfödem hastalarında lenf yolları daralmış lenf yollarını genişletiyor. Veya sertleşmiş lenf düğümlerini gevşetiyor ve dolayısıyla hastalar bu lenf drenajı yani lenfin akımı, akması, boşalması daha da rahat olduğu için hastalar bu şiş bacaklarından kurtulmuş oluyorlar. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkürler. İnşallah tekrar sizi konuk etmek nasip olur diyoruz. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugünlük de sağlıklı yaşamın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola efendim diyoruz. Yarın farklı konu ve konuğumla Allah nasip ederse sizlerle birlikte olacağım. Mutlaka beni izleyin diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.